Merhaba. Erdoğan'ın yönü hep Amerika'ya dönüktür. Bu öteden beri böyledir. Işığın hep yeşil olmasını ister. Trump'ın son döneminde ışık sarıya döndü. Joe Biden'la kırmızı riski arttı. Erdoğan'ın meselesi Türkiye değil. Mesele şahsı. Kişisel yaptırımlardan fena halde tırsıyor. Kendi parasını korumaya çalışıyor. Ülkesinin itibarını değil. Nicedir Amerika'daki lobi faaliyetleri faydasız eski lobiciler bile İngilizce tweet atmayı bırakıp Türkçe yalakalık yapıyor anca. Öbür yandan yeni başkan Joe Biden tarihe geçmeye çalışıyor. Aşılamadaki muazzam başarısı, kendi koyduğu hedefleri aşması, vatandaşına dağıttığı trilyonlarca dolarlık yardım ve hibe ile göz dolduruyor. Dünya satındaki devrimciler bile adeta sevindirik oldu olayı anlamaya çalışıyor. Tuhaf ama şaşkın solcular kendine Amerika üzerinden çıkış ararsa şaşırmamak lazım. Meselenin sosyal adaletle ilgisi olabilir lakin sosyalizmle alakasının olmadığının anlaşılması uzun sürmeyecektir. Biden tarihe geçmeye çalışıyor. Dünyaya bakan yönüyle insan hakkı ihlallerinin üzerine yürümesi, lafta demokrat ülkelerin dikkatini çekmesi bekleniyor. Bir demokrat başkana da bu yakışır. Gel gelelim hüküm vermek için henüz erken. Yaptıkları yapacaklarının teminatıysa ışık sarıdan kırmızıya döner ve Erdoğan'ın kabusu başlar. Bekleyip göreceğiz. Erdoğan ülkenin ve dünyanın aleyhine döndüğünün farkında. İçeride muhalefeti, medyayı, bürokrasiyi ve tabanını konsolide etmiş durumda. Soru şu. Bu hal iktidarını sürdürmeye yetecek mi? Son aldığı tedbirlerle bu sürekliliği sağlama çalışıyor. Artık yeni devlet Erdoğan Bakanlar, danışmanlar, başkanlar, müdürler, genel yayın yönetmenleri değişir, devlet devam eder. Peki Erdoğan'ın Amerika endişesi neden? Joe Biden'ın ne hali varsa görsün, ben içeride işime bakarım diyemez mi? Diyemez. Ondandır ki Biden'ın ilişkilere vurduğu pranganın ağırlığı altında hiçbir şey yapamıyor. Erdoğan'dan sonrası çok mu umut verici peki? Türkiye yakın vadede ağır bir dayak yemeden akıllanıca benzemiyor.